Yani bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Kim? AK Partililer. Katılmazlarsa eksik kalır. Fikirlerinin olmadığını anlarlar veya düşünürler. Fikirlerini savunmaktan aciz olduğunu düşünürler. Ben buraya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Evet, AK Partiliyim. AK Parti'deyim. Meclis Başkanı olarak davet edildim. İsterdim ki burada AK Parti'yi temsil noktasında birkaç arkadaşımız bulunsaydı. Ama neden gelmediklerini, gelemediklerini biliyorum. Devir çok zor be kardeşim. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta öbürü olacak. Böyle bir fotoğrafı ben birilerine nasıl izah ederim? Korkuyor. Korkuyor. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır, itibar kazanır. Bana fikrimi sordukları zaman ben hiçbir zaman sağa sola yukarı aşağı bakmadan konuşurum. Kim ne demiş beni ilgilendirmez. Evet, bunun için 9 köyden de kovuluyoruz ama arkadaşım biri çok güzel söylemiş. Senin sözlediklerin doğru olsun. Sen doğruyu konuş, gerisi 9 köyün meselesi. Mutlaka bir yer bulur ve orada halkın gönlüne, kalbine girmeyi başarırsınız. Efendim sayın genel başkanları, burada hep beraber dinleyeceğiz. Tekrar söylüyorum, benim burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümünde kutlamaya iştiraktır. Altılı Masa ve onların temsil ettikleri ittifak, her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine de, fikirlerine de saygı duyuyorum. Ben onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama bu fikirlerimi ayrıca bir tartışma mekanında konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum ve gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz, işte Ahmet Kasım Han Bey belki kendi televizyondan diğerlerini de zaman zaman izliyordur. AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Partisi'ni daha aşağı da çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları, ey bir başkası, yani partimin düşüncesi budur diye siz neden çıkmıyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?